Herkese merhabalar. Sosyal medya platformlarından yayınlanacak yeni bir programla karşınızdayız. Otomobilleri inceleyeceğimiz bu programda amacımız Bursa'daki otomobil firmalarının bütün modellerini, mümkün olduğunca markalarını sizlere tanıtmak olacak. Facebook Bursa sayfasında, Bursa Yerel Haber.com internet sitesinin sayfalarında, CD Medya'nın sosyal medya sayfalarında geniş kitlelere ulaşmayı ümit ettiğimiz bu programın ilkini NASCAR'dayız çekmek için. Yanımızda NASCAR satış şefi Özlem Hanım var. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. İlk araç NASCAR'dayız. Aracımız ne? Hemen onun bilgisini alalım, sonra arabada devam edeceğiz. Aracımız CSU Grandlantix. Opel ailesinin en büyük SUV'udur Grandlantix. Şimdi test ederek, deneyerek daha detaylı bilgi aktarımı yapalım arzu ederseniz. Araca binelim o zaman. Buyurun. Araçta detaylara tabii devam ki edelim. Buyurun. Teşekkürler. Yavaş yavaş o zaman evet, yola doğru çıkalım. Başlayalım. Bugün de şansımıza yazdan kalma bir hava. Evet, gerçekten öyle. Güzel bir yere gideceğiz. Çınarlı bir yolumuz var. Tamam. Çok büyük çınarlar. Muhtemelen Osmanlı döneminden kalma. Yani bir de şimdi yerler sonbahar yaprakları. Yani kışa girdik ama sonbaharda geç geldiği için daha yapraklar vardır diye düşünüyorum. Şimdi araçla yola çıkmışken bir taraftan da araçla ilgili sizden bilgileri almaya başlayalım. Tabii. SUV dediğimiz segment doğru mu Özlem? Evet, doğru. C segmenti SUV Grandland aracımız. Son dönemlerde biliyorsunuz SUV satışları Türkiye'de ve dünya genelinde yükselişe geçti. Neden SUV tercih ediyor müşterilerimiz? Bir kere oturma konumu yüksekte olduğu için sürücü ve ön yolcu yola çok daha hakim oluyor. Binişler ve inişler çok daha kolay diğer araçlara göre. Tavan mesafesi de yüksek olduğu için aslında içeride ferah bir acım oluşturuyor. Çekim yaparken işte arkaya da kamera koyduk, cam tavan biraz perdeyi de açtık. Şu an ben yukarıdan gelen ışık, yanlardan ön tarafın genişliği derken hani sanki böyle araba üstü açık arabayla gidiyor gibi bir hissiyat veriyor. Değil mi? İnanılmaz. Evet. Bu aracı alacak insanlar cam tavan istemiyor. Var mı öyle bir seçeneğimiz? Evet. Şimdi 4 farklı donanım seviyesi mevcut bu aracın. İlk 2 donanım seviyesinde cam tavan alamıyorsunuz. Diğer donanım seviyelerinde cam tavan standart olarak geliyor. Bu bindiğimiz araç şu an Excellence donanım seviyesi olarak geçiyor. Dizel bir araç. Tahmin ediyorum ki motorun sessizliğinden dizel olduğunu anlamadınız. Ben benzinli diye kullanıyordum şu evet, dakikaya kadar. Evet, siz evet söyleyene kadar. Gerçekten Opel'in kullandığı dizel motor birçok rakiplerine göre bunu test sürüşüne çıktığımız müşteriler de dile getiriyor. Çünkü satın almadan önce en az 3 markayı test ediyor genelde müşterilerimiz. Onların deneyimlerinden de aldığım Grandland gerçekten dizel motoru çok sessiz. Şimdi bu kullandığımız araç otomatik. Evet, 1.5 dizel motor, 130 beygir bu araç, 300 Nm torka sahip, 6 ileri otomatik, 8 ileri otomatik seçeneği de sunuyoruz biz Grandland'ın dizel modelinde. Dizel tercih etmeyen müşterilerimiz için turbo destekli yine 1.2 130 beygirlik bir motorumuz var. 1.2 benzinli motor seçeneğinin hepsi 8 ileri otomatik geliyor. Çok kilometre yapmıyorsa müşterilerimiz 5.1 litre benzininde ortalama yakıt tüketimimiz var. Gayet ekonomik bir motordu. Biz şimdi hep düz viteslerle başladık. Yaşta 45 olunca hani otomatikler bu kadar yaygın değildi. Evet, daha doğru hakim hissediyoruz manuel araç kullandığımız zaman. Genelde manuel kullanan müşterilerimiz otomatikten biraz çekiniyorlar. Aslında otomatiği kullanmaya başladıklarında tüm müşterilerimiz hemen hemen neden daha önce otomatik kullanmadım ifadesini veriyor bize. Rahatlığına alışıyor. Kesinlikle çok rahat. Şimdi otomotiv sektöründe yarı otomatik ve tam otomatik olarak isimlendirdiğimiz iki farklı şanzıman var. Opel'in şu an kullandığı Grandlantix modelinde de tam otomatiğimiz mevcut. Tam otomatik şanzımanın avantajı nedir? Bir kere çok uzun ömürlü bir şanzımandır. Tam otomatikler mi daha uzun ömürlü oluyor? Evet. Tam otomatik şanzıman yarı otomatik şanzımanlara göre daha uzun ömürlü, aynı zamanda daha masrafsız şanzımanlar. Arıza yapma olasılıkları da daha alt seviyede yarı otomatik şanzımanlara göre. Genelde biliyorsunuz tam otomatik özellikle bayanlar tercih eder. İşte kaçırma yapmaması için ama erkeklerden de tercih eden mutlaka vardır evet, tam otomatik olmasını ama sonuçta
Tam otomatik olunca da yakıt artar diye eskiden beri bildiğimiz... O teknoloji de tamamen değişti Cihat evet. Bey. Artık tam otomatik şanzımanlar yarı otomatiklerden veya manuellerden fazla yakıt tüketimine sahip değiller. Bu çok yakın bir zamanda değişti ama artık tam otomatik şanzımanla, yarı otomatik şanzımanlarla aynı yakıt tüketimine sahip. O zaman insanlar hiç çekinmeden tam otomatiği alıp rahatına bakabilir. Kesinlikle. Yeni modellerde işte sürücüyü uyarıyor vesaire. Yani bunlarla ilgili neler var bu araçta, onları öğrenelim. Şimdi bunlar sürücüye destek sistemleri aslında. Yan aynalarda gördüğünüz kör nokta uyarı sistemi olarak geçiyor. Eğer aynada kırmızıyı görüyorsan şeridi değiştirme. Evet. Doğru mu? Size yaklaşan bir araç varsa 3 metreden itibaren hem yaklaşan bir araç hem de yanınızda varsa size ışık yakarak sürekli uyarıda bulunuyor ki şeridinizi değiştirmeyin. Finale girdik. Farlarımız otomatik açıyor mu? Evet. Şu an açık herhalde farlarımız. Evet. Otomatik yanan farlar var. Aynı zamanda bu aracın standartında uzun far asistanı dediğimiz uzun ve kısa hüzme aydınlatmayı da otomatik kendisi yapıyor. Yani siz şehirler arası bir yolculuk yapıyorsanız karşıdan araç geldiğinde kısaya siz almıyorsunuz. Otomatik olarak araç görüp kendisi kısaya alıyor. Araçtan sonra tekrar uzun hüzmeleri yapıyor. Bu aracın farlarıyla da ilgili bir şey söylemek istiyorum yine tabii size. Ki. Başlangıç donanım seviyesinde dahi full LED farlar var araçta. Hı. Full LED farların avantajı nedir halojen farlara göre? Bir kere menzili daha uzundur. Daha uzun mesafeyi size aydınlatır. Gün ışığına daha yakın bir aydınlatma yapar. Böylelikle gece görüşlerinde hiç zorlanmadan otomobilinizi kullanabilirsiniz. Şerit ihlal uyarı sistemi çıkıyor. Yine bu ara bu özellik şerit ihlal uyarı sistemi Grand Plant'ın başlangıç donanım seviyesinde bile mevcut güvenlik özelliği olarak. Sinyalsiz şerit değiştirdiğinizde araç bir anormallik olduğunu algılıyor aslında. Şerit ihlalini deniyoruz. Ben şimdi biraz sağa evet şu an uyarı çıktı. Beni nasıl engelleyecek bu? Ben direksiyonumun sola gittiğini hissediyorum biraz. Evet, nazikçe müdahale dediğim bu bakın Cihat Bey. Direksiyonu şu an hafif kırarak... O mu yönetiyor şu kesinlikle anda? Kesinlikle o yönetiyor. Bakın ben hiç ellemiyorum. Evet. Evet. Şimdi böyle gitsem gidecek mi bu? Şimdi bunlar bakın uyarıya başladı. Lütfen direksiyon simidini tutunuz. Tutmadığımı da anladım. Evet, bu sadece farkında olmadan şeritten çıkarsanız yapacağım bir müdahale... Bu özelliği isterseniz kapatabiliyorsunuz dediğim gibi. Ama araçta kapatılmayan güvenlik özellikleri de var. Bunlar neler? Mesela ön çarpışma uyarı sistemi. Ön çarpışma... Şimdi mesela şu araç gidiyor önümüzde. Benim önüme kırdı. Ben frene basmadım. Araç duruyor mu? O şöyle aktif frenleme sistemiyle 30 kilometreye kadar hızdaysanız aracı durdurabiliyor. Ama 30 kilometrenin üzerindeki hızlarda içerideki yolculara zarar vermemek, ani fren yapmamak için aracı yavaşlatıyor, çarpma etkisini azaltıyor. Tamam, yine müdahale ediyor. Ama ondan önce zaten size araç bilgi ekranında uyarı veriyor. Önünde engel var, dikkat et şeklinde. Sizin hani dikkatiniz dağıldıysa, farkında değilsiniz önünüzdeki aracın fren yaptığının, size zaten araç uyarı veriyor. Ayrıca bu araç dikkat ettiniz mi? Trafik işaret levhalarını okuyarak ana ekranınıza veriyor, sürücü bilgi ekranına. Bazı müşterilerimiz hani bilmediği uzun yolculuklara çıktığı zaman hangi yolda hangi hızla gitmesi gerektiğine dikkat edemeyebiliyor trafik işaret levhalarında. Evet, şu an mesela elliyor bana burasını. Evet. Bu özellik yine Grand Plant'ın standart donanım seviyesinde dahi var. Ayrıca hız sabitleyicisini bu hız limitine de uyarlayabiliyorsunuz. O mod aktif mi ediliyor, hep mi aktif? Önce onu sorayım. O modu siz aktif ediyorsunuz. Peki aktif ettim. Kuruş kontrolü aktif eder gibi onu aktif ettim. 120 ile gidiyorum. Evet. Ya da işte 110 ile gidiyorum hız sınırı limiti dahilinde. Hı-hı. Tak diye tabela geldi. Yerleşim yeri başlıyor 70 dedi veya mesela işte şu an sağımızda 90 diyor. Evet. O kendisi düşüyor mu o hıza? Burada size iki seçenek sunuyor. İsterseniz diyor sizin ayarladığınız hız limitinde giderim. Hı-hı. Ya da diyor ki hız sabitleyici 120'ye ayarladınız. Tabela geldi, ayarladınız. Hız limitini ayarlayabilirim isterseniz diyor. Hmm. Direksiyonun bakın sol tarafında memory tuşu var. Hız sabitleyiciyi aktif hale getirdiğimiz tuşların yanında. O memory tuşu sizin trafik işaret levhalarından okuduğu hız limitine uyarlayayım mı? Uyarlaya okey tuşudur. Dediğim o güzel yola doğru da geldik. Güzel. Tam sonbahar manzarası var şu an. Evet, evet. Yazın geldiğinizde yemyeşil çınar ağaç yapraklarıyla bir yol. Aha. İşte sonbaharda geldiğinizde bu yerler komple işte şu an göründüğü gibi çınarın böyle işte sararmış, turuncu, işte sonbahar renkleri her tonunda.
Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Hakikaten güzel bir yer. Grand Atlantic de aslında doğayı seven müşterilere çok uygun bir araç. Neden diyeceksiniz? Bir kere bagaj hacmi çok geniş aracın. Birçok rakibinden geniş bagaj hacmi 514 litreyle. Hı hı. Ama C segmenti araçların çoğuna göre zaten büyük bir araç. Hı hı. Bagaj hacmine sahip. 1615 litrelere geliyor arka koltukları katladığınız zaman. Hani ben şehirde yüksek araç kullanayım, işte önümü rahat göreyim vesaire, hı hı, ama 4x4 maliyeti de ödemeyeyim. Sonuçta ben işte derelerden, kayalardan geçmiyorum. Şimdi bunda 4x4 seçeneği var mı? Yok. Grand Atlantic önden çekişte iki çeker olarak sunuluyor. Şehir aracı. Kesinlikle öyle. Ama IntelliGrip sürüş modu dediğimiz bir sistemi sunuyor Grand Atlantic. Bu dört çekeri aslında çok aratmayan bir özellik. Hı-hı. İşte kum, yağmur, çamur gibi ayarını siz kendiniz manuel olarak veriyorsunuz. Otomatik bir geçiş söz konusu değil. Size 4x4'ü aratmayacak bir sürüş yaşatabiliyor. Şimdi gelelim şu ekranımıza. Evet. Kendinden navigasyonumuz var mı, yoksa telefon üzerinden mi navigasyon kullanıyoruz, onu sorayım önce. Bu donanım seviyesinde telefon üzerinden navigasyonu kullanıyoruz. Hı hı. Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu. Kabloyla USB girişinden bağladığınız zaman telefondaki harita ve bazı uygulamaları direkt ekrana yansıtabiliyorsunuz. Mesela ben size kendi telefonumdan göstereyim. Tabii ki. Şimdi USB girişi buradaki saklama bölmesinin içerisinde. Tamam. Kabloyla telefonumu bağladım. Bakın Apple CarPlay'i açıyorum. Bana birkaç seçenek sunuyor. Şöyle mesela navigasyon özelliğini burada direkt sesli komut da verebiliyorum aynı zamanda navigasyona. Direksiyonun üzerindeki tuşa basılı tutarak gitmek istediğim konumu söylediğim zaman araç okey diyor ve ondan sonra sizi yönlendiriyor. Burada bakın mesajlarınıza, WhatsApp uygulamanıza, Spotify müzik uygulamalarını burada yansıtabiliyorsunuz bazı özellikleri. Evet. Şunu sorayım ben. Bu bizim kullandığımız araç mavi, gök mavisi, güzel bir renk. Evet. Başka hangi renk seçenekleri var şimdi bu araçta? Kullandığımız araç lansman rengi aynı zamanda. Mavi, mineral mavi. Bunun haricinde altı renk seçeneği daha sunuluyor. Kırmızı alabiliyorsunuz. Güzel bir kırmızımız var. Siyah, iki ton gri ve iki ton beyaz olarak seçeneklerimiz var. Ayrıca fark ettiyseniz bu kullandığımız araç çift renk gövdeydi. Siyah tavan kaplaması var A direğiyle birlikte. Yine çift renk gövde. Bunun bir alt versiyonu Enjoy Skyline'dan itibaren standart olarak sunuluyor. Daha spor bir görüntü aslında. Daha dinamik bir görüntü olmasını sağlıyor. Ayrıca şu an bindiğimiz araçta koltuklarımız AGR sertifikalı ortopedik koltuklar. Bunlar kesinlikle yolcuyu daha iyi kavruyor, savrulmasını engelliyor. Aynı zamanda elektrikli bel destek ayarı var. Fark ettiyseniz baldır ayarı var. Evet. Özellikle uzun boylu müşterilerimizin uzun yollarda çok daha rahat etmelerini sağlıyor bu baldır desteği. Başlangıç donanım seviyesinden itibaren sunuluyor. Koltuklarımızda ısıtma soğutma özellikleri var mı? Evet, şu an kullandığımız araçta ön iki koltuk ısıtma özelliği var. Bakın şuradan maksimum olarak açıyoruz, sağ ve sola ayrı açabiliyoruz. En üst donanım seviyesinde arka koltuklar için de ısıtma özelliği geliyor. Bunlar aslında kış kullanımları için çok konfor sağlıyor. Evet, ben hemen sıcaklığı hissettim. Hissettiniz şu kadarcık zamanda bile. Ayrıca ön iki koltuk ısıtması ile birlikte direksiyon ısıtması da var bu aracımızda. Elleriniz üşümesin diyor. Kesinlikle mi? Öyle. Çok güzel. Peki işin en merak edilen kısmına gelelim. Şimdi evet, böyle bir araç başlangıç fiyatı, maksimum fiyatı ne aralıkta? Şöyle 330 bin lirayla 475 bin lira arasında değişiyor fiyatlarımız. Bütün bu yolda gelirken konuştuğumuz özelliklerin ne kadarının olduğuna, evet, yani burada hem motor seçeneği, benzinli motorlarımız biraz daha uygun fiyatlı oluyor dizel motor seçeneğine göre. Tek unuttuğumuz önemli bir nokta aslında adaptif kruz kontrol var bu araçta. Adaptif kruz kontrolün standart kontrolden farkı nedir diye sorsanızsa, şöyle aracınızın hızınızı ayarladınız 120 kilometreye. Ve akan bir trafikte gidiyorsunuz. Önünüzdeki aracın hızı 100 kilometreye düştü. Aradaki takip mesafesini ayarlayarak sizin hızınızı 100 kilometreye alıyor. Önünüzdeki araç durursa sizin aracınızı durduruyor sistem. Bu şeyle birlikte çalışmıyor mu? Az önce konuştuğumuz hani tabela hızına göre ayarlayabiliyor dedik ya. Evet. Yine aynı sistemi kullanıyor herhalde. Kesinlikle aynı sistemi kullanıyor. Yine bir konu var insanların merak ettiği.
hava yastığı sayısı ve nerelerde oldu? Hı-hı. Bu aracımızda 8 hava yastığı var. Sürücü, ön yolcu, yanlar ve perdeler olarak arkaya kadar komple hava yastıkları var. Her türlü koruması var. Evet, evet. Ben işte şu an plazanıza gelmiş olsam, işte bu araçla ilgileniyorsam en öne çıkan özellikler konuşmadıklarımızdan da olabilir. Neyi söylersiniz bana? Yani i̇lk bu beş desek mesela. İlk beşi bir kere AFD far sistemi çok önemli. Evet. Gelişmiş bir far sistemi var üzerinde. Hı-hı. Anahtarsız giriş çalıştırma özelliği önemli. Güvenlik özelliklerinin standart olması. Hı-hı. İşte ön çarpışma uyarı sistemi, aktif acil frenleme, onun haricinde trafik işaret levhalarını okuyup ana ekranınıza atması, sürücü yorgunluk tespit sistemi, şerit ihlalinde direksiyona müdahale etmesi aslında öne çıkan özellikleri. Bunun yanında elektrikli katlanır yan aynalardan hiç bahsetmedik mesela. Dar alanlardan geçeceğiniz zaman içeriden de katlayabiliyorsunuz. Hmm. Veya anahtarla kapılarınızı kilitlediğiniz zaman zaten otomatik olarak aynalarınız katlıyor. Onun haricinde elektrikli açılır bagajdan hiç bahsetmedik. Marketten çıktınız, elleriniz dolu. Anahtarınız çantanızın içerisinde. İşte poşeti bırakmam lazım, çantadan anahtarı almam lazım gibi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu araçta. Ayağınızla bagajın altındaki tensöre hareketi verdiğiniz zaman bagaj elektrikli olarak açılıyor. Siz poşetlerinizi bırakıyorsunuz. Aynı hareketle de tekrar bagajı kapatabiliyorsunuz. İstiyorsanız manuel düğmesinden de kapatabiliyorsunuz. Çocuklar çok seviyor sanıyorum o özelliği. Çocuklar genelde cam tamam ve evet elektrikli bagajla oynamayı seviyorlar. Biraz da bozuk bir yolda gidiyoruz. Ona rağmen hakikaten aracın normal işte SUV ya da jeep dediğimiz araçlardaki o sertliğe göre bir hali yumuşak. Ben hakikaten konforunu beğendim aracın. Burada biraz da şu güzel sonbahar yapraklarının olduğu bir bölge var. Gelirken gözüme takıldı. Oraya doğru dönüyorum. Orada da biraz araç başında dışında biraz konuşuruz. O bagaj açılma vesaire onları görürüz. Evet. Dediğim yere de geldik. Şimdi burada biraz aracın dışında da sohbet edelim. Tamam. Ve programı nihayetlendirelim. Evet Özlem Hanım, dediğim gibi Çınarlı yolda her yer evet, sonbahar yaprakları. Arabada herhalde SUV olduğu için buraya yakıştı değil mi? Kesinlikle yakıştı. Yani güzel durdu. Çocukların en çok sevdiği diye konuştuk biz. Çocuklar cam tavanı ve özellikle hani böyle oyun oynar gibi ayağını getirip bagajın açılmasını. Şimdi ben deniyorum. Ayağımı getiriyorum. Evet. Ha evet, geri çekilmeden açmıyor arkadaşlar. Bir daha şimdi deneyelim. Kapatırken yine ayağımızı kapatabiliyor muyuz aynı şekilde? Kapatabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki tuşundan da otomatik basarak olarak da kapatabiliyorsunuz. Evet, bir kere daha deneyelim biz bunu. Şimdi ben demin geri çekilmediğim için sanıyorum güvenlikten açmadı. Ayağımı gezdirdim ve geri çekildim. Evet. Hani eğer özelliğe alışık değilseniz dibinde durup böyle böyle yaptığınızda çekilmezseniz çalışmıyor. Çekildiğiniz an. Evet, güvenlik amaçlı. Fiyatlarını söylemiştik. Eğer düşünenler varsa Neskar'da geldiğinde memnuniyetle yardımcı oluruz. Özlem Hanım zaten satış şefi. Programı izledim derseniz ekstra indirim de yapar belki. ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Özlem ediyorum. Hanım. İlk aracımız Grandland X oldu Opel'de. Bundan sonraki programlarda da arkadaşlar çok daha değişik araçları inşallah deneyeceğiz. Ve özellikle araçları denerken araçların da karakterine uygun yerlere giderek hem Bursa'mızın güzel yerlerini göstermeyi hem de araçları yanımızda bir uzmanla bugün Özlem Hanım'la olduğu gibi sizlere anlatmayı arzu ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.